Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tasarım lif çalışması yapacağız. Elimde bitmiş modelim yok, gösteremiyorum. Tasarımın sahibi Süreyya Ertem hanımefendiye ait. Bu güzel model için hem kendi adıma hem sizler adına teşekkür ediyorum. Kullanacağım renklerim bu 3 rengim. Siz elinizde bulunan herhangi bir ip tercih edebilirsiniz. Tığ numaram 6 1.40 mm. Modelime geçmeden önce kanalıma ücretsiz olarak abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve bildirim zilini aktif hale getirirseniz çok memnun olurum. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Dilerseniz modelimizin yapım aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar, 6 zincir çekerek başlıyoruz beyaz renk ipimizle. İlk yaptığım zincire batıyorum. Bir yuvarlak oluşturdum. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir başını doladım. Dairenin içerisine batarak ikili trabzan yaptım. Şimdi 1, 2 zincir çekiyorum. Başını doladım. Tekrar dairenin içerisine iki defa da çıktım. İkili trabzan yaptım. Tekrar iki zincir başını doladım. Yine aynı şekilde. İki defa da çıktım. İkili trabzan yaptım. Bir, iki zincir çekiyorum. Bu şekilde kutucuklar yapıyoruz. Bir, iki zincir aynı dairenin içerisine batıp iki defa da çıktım, kutucuk yaptım. Bir, iki zincir, bir, iki defa da çıktım, kutucuk yaptım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi oldu. İki zincir çekiyorum, sekizinciyi hemen buraya İkinci zincirime batıp kaydırma yöntemini sabitleyip tekrar bir sonraki kutuya geçip sık iğne ile geçtim. İlmeğimi uzattım. Bu ilk yuvarlağımızın içerisine başını 4 defa doladım. Fıstık yapıyorum. Topladım. Arada 1, 2 zincir başını doladım. Bir sonraki kutucuğa yine bir fıstık topladım. Arada iki zincir. Bir sonraki kutucuğa geçiyorum. Arada iki zincir. Araya iki zincir. Bir sonraki yuvamıza geçiyorum. Aradaki zincir sayınız yetersiz gelirse zincir sayınızı arttırabilirsiniz arkadaşlar. Arada 2 zincir. Bu şekilde bütün kutularımıza 4 dolamalı fıstıklar yaparak bu sıramızı tamamlayalım. Evet arkadaşlar, beyazı tamamladım. İpimi de kestim. Sarı renk ipimizi alıyoruz şimdi. Beyazdan sonra fıstıkları yaptıktan sonra herhangi bir fıstığın tepe noktasına sabitliyorum. Bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir. Tepe noktasına bir fıstık. Dibine bir fıstık. İkisini beraber topladım. Arada 1, 2 zincir çekiyorum. Bir sonraki fıstık üzerine geçiyorum. Yine bir fıstık. Kapattım. Bir zincir. Tepe noktasına bir fıstık. Dibine bir fıstık.
ikisini beraber topladım. Arada iki zincir. Bu sıramızı da sıra sonuna kadar bu şekilde tamamlayalım. Evet arkadaşlar, sıra sonuna geldim. Arada iki zincir çektim. İlk yaptığım fıstığın başlangıcına kaydırma yöntemiyle sabitledim. Tekrar bir zincir, ilmeğimi uzattım. Yine tekrar bir fıstık yapıyorum. Topladım. Tepe noktasına bir fıstık. Dibine bir. Karşıya bir fıstık. Üçünü birlikte topladım. Altta bir fıstığımız vardı. Şimdi burada da bir fıstık. İkinci sıramız olduğu için iki fıstığa ihtiyacımız var. Arttırma yapıyoruz. Arttırma yaparken de sonda her zaman ikili fıstık topluyoruz. Şu an arttırmamızı yapıyoruz. Bu şekilde ikisini beraber topladım. Altta birdi. Şimdi iki fıstığımız oldu. Tekrar iki zincir çekiyorum. Bir sonraki dilime geçiyorum. Tekrar bir fıstık. Kapattım. Bir zincir. Tepe noktasına bir. Dibine bir. Karşıya bir fıstık. Üçünü birlikte topladım. Bir zincir, yine arttırmamızı yapıyoruz. Bir fıstık yapıyorum. Dibine bir. İkisini beraber topladım. Tekrar iki zincir, bir sonraki dilime geçiyoruz. Bu sıramızı da sıra sonuna kadar bu şekilde tamamlayalım. Evet arkadaşlar, ikinci sıramızı da tamamladım. Ben birleştirme yaptım, iki zincir çektim. Şimdi üçüncü sırayı yapacağız. Bir fıstık yapıyorum yine. Kapattım. Tepe noktasına bir. Dibine bir. Karşıya bir fıstık. Üçünü birlikte topladım. Tekrar tepe noktasına bir fıstık. Dibine bir. Karşıya bir fıstık. Üçünü birlikte topladım. Altta iki fıstıktı. Şimdi üç fıstığa çıkması için arttırmamızı yapıyoruz. Yine sonda ikili fıstık topluyorum. İkisini beraber topladım. Arada iki zincir. Hemen bir sonraki dilime geçiyorum. Tekrar bir fıstık. Kapattım. Tepe noktasına bir, dibine bir, karşıya bir fıstık. Üçünü birlikte topladım. Tepe noktasına bir, dibine bir, karşıya bir fıstık. Üçünü birlikte topladım. Yine arttırmamızı yapıyoruz. Bir fıstık yapıyorum. Kapatmıyorum. Dibine bir.
İkisini beraber topladım. İki zincir, bir sonraki dilime geçiyorum. Birinci sıramız 2 fıstık, 3 fıstık, 5 fıstık olasıya kadar bu şekilde tamamlayalım. Şu üst fıstıkları şu an 3. sıradayız. 5 fıstık olasıya kadar tamamlayalım. Tekrar görüşelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 5 sırayı tamamladım ben. 1, 2, 3, 4, 5 fıstığımız oldu. Bu şekilde göstereyim. Şimdi eksiltmeye geçiyoruz. 5 fıstıktan sonra. Eksiltmeyi nasıl yapıyorduk? 1 fıstık kapatmıyorum. Bir sonraki araya 1 fıstık. İkisini beraber kapattım. Tekrar tepe noktasına 1 fıstık. Kapatmıyorum. Dibine 1. Bir sonraki araya 1 fıstık yapıyorum. Üçünü birlikte topladım. Tepe noktasına 1 fıstık. Dibine 1. Karşıya 1 fıstık. Üçünü birlikte topladım. Bu şekilde sıra sonuna kadar, buraya kadar üçlü üçlü toplayarak gelelim. Sıra sonuna kadar geldim. Altta 5 fıstığımız vardı. Bu yanı saymazsak 4 fıstığımıza düştü. Şimdi tekrar döndürüyorum. Tekrar dönüşte de her zaman başta ikili fıstık topluyoruz. 1 fıstık kapatmıyorum. Eksiltmeye devam ettiğimiz için 2 fıstığı birlikte topladım. Bir zincir. Yine aynı şekilde sıra sonuna kadar üçlü üçlü toplayarak devam edeceğim. Üçünü birlikte topladım. Bir zincir. Tekrar tepe noktasına 1 fıstık. Dibine 1. Karşıya 1 fıstık. Üçünü birlikte topladım. Bir zincir. Bir fıstık. Dibine 1. Karşıya 1 fıstık. Üçünü birlikte topladım. Bir zincir. Altta 4 fıstığımız vardı. 5, 4. Yan saymıyoruz. 3 fıstığa düştü. Tekrar döndürüyorum. Tekrar döndürdüm. Yine ikili fıstık topluyoruz. Her dönüşlerde dediğim gibi 2 fıstığı topladım. Eksiltmeye devam ediyorum. Tepe noktasına 1, dibine 1, karşıya 1 fıstık. Üçünü birlikte topladım. Yine üst üstlü toplayarak devam ediyorum. Sadece dönüşlerde eksiltme yaparken başlarda ikili fıstık topluyorum. Üçünü birlikte topladım. İki fıstığımız kaldı. Üçtü, ikiye düştü. Tekrar döndürüyorum. Yine ikili fıstık topluyorum. Kapattım. Bir zincir.
Tekrar üçlü topluyorum. Üçünü birlikte topladım. Evet arkadaşlar. 3, 2, 1 fıstığımız kaldı. İpimi burada kesiyorum. Bu şekilde. Bütün dilimlerimizi bunu nasıl yapmışsak eksilterek 5, 4, 3, 2, 1 fıstık galasaya kadar hepsini tek tek bütün dilimlerimizi eksiltelim. Tek tek yapalım. Sonra tekrar görüşelim. Eğer yapamazsanız videoyu geri alıp bunu nasıl yapmışsak aynısına bakarak yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar eksiltmelerini tamamladım. Ben bu şekilde bütün dilimlerin hatta şu ara kısımların zincirli yerini de yaptım. Şimdi size anlatımını yapacağım. Şu şekilde göstereyim. Eksiltmelerden sonra. Şimdi bu ara kısımların anlatımına geçiyorum. Modelimi ters çevirdim. Yedi tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çektim. İlk zincirime batıp bir daire oluşturdum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Hemen burası tepe noktası fıstık. Hemen bir alt kısmına sabitledim bu şekilde. Tekrar küçük bir örümcek yaptım. Bir alt fıstığın arasına sabitledim bu şekilde. Tekrar modelimi çevirdim. Çevirmeden ya da yapayım arkadaşlar fark etmiyor. 1, 2, 3, 4, 5 defa başını doladım. Modelimi döndürdüm. Bu yuvarlağın içerisine batıyorum. Şimdi üçerli üçerli çıkararak tığımı temizleyeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 defa da tığımı temizledim bu şekilde. Tekrar modelimi döndürdüm. Buraya dibine tekrar sabitledim. Bu şekilde oldu. Tekrar bir örümcek. Bir alt fıstığıma geçiyorum. Sabitledim. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 defa doladım başını. Tekrar çeviriyorum. Tekrardan bu yuvarlağın içerisine battım. Yine aynı şekilde tığımı temizliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu defa 7 defa da temizledim. Tekrar tığımı döndürdüm. Aynı yere dibine sabitliyorum. Tekrar küçük bir örümcek. Bir alt fıstığa geçiyorum. Yani şu zincirli kısma batıyorum. Bir, iki, üç, dört. Yine 5 defa doladım. Tekrar çevirdim. Yine buraya 7 zincir çektim. Tepe noktasına geçtim. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6 defa da tığımı temizledim. Tekrar dönüyorum. Geri bu ara zincire battım. Tekrar burada ilk fıstığımızın dibine de sabitliyorum.
Tekrar küçük bir örümcek. Bir sonraki dilime geçtim. Şimdi tekrar buraya sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 defa yine başını doladım. Tekrar döndürüyorum. Yine buraya tepe noktasındaki 7 zincirime sabitledim. Yine üçerli üçerli tığımı temizliyorum. Bu şekilde. Tekrar çeviriyorum. Ters yüzünü tekrar aynı yere dibine sabitledim. Tekrar bir örümcek, bir üst sıraya geçiyorum. Bir fıstık araya. Şimdi 4 defa doluyorum. 3, 4. Tekrar ön yüzünü çevirdim. Yine buraya battım. Tığımı yine temizledim. Üçerli üçerli. Tekrar çevirdim. Ters yüzünü dibine aynı yere batıyorum. Tekrar bir örümcek. Bir üst sıraya geçtim. Tekrar ön yüzünü çeviriyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde oluyor. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Tekrardan bu taraftayken yine 4 defa doladım başını. Tekrar bu yuvarlağın içerisine. Yine üçerli üçerli tığımı temizledim. Tekrar çevirdim. Ters yüzünü tekrar dibine. Bir örümcek. Bir üst sıraya geçtim. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane oldu. Zincirimiz şu şekilde. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çek. 7 zincir çektim. Başını doluyorum. Yine bu orta zincire. Bu şekilde 3 defa da 2 defa daydı arkadaşlar. İkili trabzan yapacağım. Affedersiniz. 7 zincir başını bir kere doladım. 2 defa da tığımı temizledim. Bu şekilde. Şimdi 1, 2 zincir başını doladım yine. 5 tane kutucuk yapacağız burada. 1, arada 2 zincir. İkinci, arada 2 zincir. Üç oldu. Arada 2 zincir. 4, 5. 5 tane kutu yaptık. 1, 2, 3, 4, 5 tane kutumuz oldu. Şimdi tekrar 7 zincir. 'Son fıstığımız tepe noktası burası. Hemen bu alt kısmına sabitledim. Ara zincirli kısmımız bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Biraz karışık gelebilir ama aslında karışık değil. Birazcık kasma da oluyor ama o bir üst sıraya geçtiğimizde bu kasmalar geçecek. Problem etmeyin. Düzelecektir. Bu ara kısımlarımız bu şekilde yapacağız. Şimdi 2 zincir çekip ipimi kesiyorum. Evet arkadaşlar, bütün araları bu şekilde yaptığımız gibi yapalım. Ben tamamladım. Yapamazsanız videoyu geri alıp tekrar bakarak yapabilirsiniz. Şimdi bir üst sırayı göstereceğim.
Yine sarı renk ipimizle devam edeceğiz. Buraya en üstte bir fıstık bırakmıştık. Buralarda zincirler vardı gördüğünüz gibi. Bir arada hep en üstte bir fıstığımız vardı. Oraya ipimi sabitliyorum. Şimdi buraya bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir. Tepe noktasına bir. Kapatmıyorum. Buraya bir sonraki araya bir fıstık. Kutu tekniği yaptım. Kutu tekniğiyle bir kutucuk yaptım. Tekrardan tepe noktasına bir fıstık. Kapatmıyorum. Buraya 7 zincir çekmiştik. Dördüncü zincirine yani orta kısmında bir fıstık yapıyorum. Bu şekilde ikisini beraber topladım. Bir zincir tepe noktasına bir. Kapatmıyorum. Hemen burada 5 tane yuva yapmıştık. Birinci yuvaya yine fıstık yapıyorum. Kutu tekniğiyle devam ediyorum. Elinizi çok sıkı tutmayın arkadaşlar. Toplanma yapabilir. Olabildiğince biraz gevşek örmeye çalışın. Bir zincir tepe noktasına bir. Tepe noktasına bir. Bir sonraki kutucuğa bir fıstık yapıyorum. Yine ikisini beraber topladım. Tekrar bir zincir. Tepe noktasına bir. Bir sonraki kutucuğa bir fıstık. Yine ikisini beraber topladım. Bu şekilde devam ediyorum. İkili ikili toplamaya. Bir zincir. Tekrar bir fıstık. Bir sonraki kutucuğa da bir fıstık. İkisini beraber topladım. Bir zincir. Tekrardan tepe noktasına bir kutucukları tamamladım. Tekrar dördüncü zincirime yani orta kısma yine bir fıstık. İkisini beraber topladım. Tekrar tepe noktasına bir fıstık. Yine kapatmıyorum. Bu fıstığın da başına tekrar bir fıstık. İkisini beraber topladım. Tekrar başladığımız noktaya geldik. En üst fıstık gördüğünüz gibi bir fıstığımız kalmıştı. Bu şekilde oluyor gördüğünüz gibi. Aynı şekilde yine ikili toplayarak devam edeceğiz. Kutu tekniğiyle. Bir sonraki araya bir fıstık. Tepe noktasına bir zincirin ortasına yani dördüncü zincirimize bir fıstık. Evet arkadaşlar bu şekilde çok sık olmayacak şekilde bütün kenarlarını
Yaptığımız gibi ikili ikili fıstıklar toplayarak kutu tekniğiyle bu sıramızı buraya kadar örelim. Sonunu tekrar göstereyim. Evet arkadaşlar, ben tamamladım. Bu şekilde oldu. Gördüğünüz gibi toplanma yok. O yüzden tereddüt etmeyin bu zincirleri yaparken. Dediğim gibi bir sırada düzeldi yaptığımız zaman. Şimdi sıranın sonuna geldim. Burayı göstereceğim size. Buraya bir fıstık yapıyorum tepe noktasına. Zincirin ortasına, yani dördüncü zincirime bir fıstık. Kapatmıyorum. İki tane fıstığım oldu. Hemen buraya birinci fıstığın şu orta kısmına da bir fıstık yapıyorum. Üçünü birlikte toplayacağız. Burada sonunda üç fıstık yaptım. Üçünü birlikte topladım. Bu şekilde. Bir, iki zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ben yeşil renk ipimi alacağım. Siz hangi renk ipinizi yapıyorsanız o renk ipinizi alın. Herhangi bir fıstığımızın tepe noktasını sabitliyorum. Bu şekilde. Buraya bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir, iki, üç zincir. Pipirik yapıyorum. Bir, iki, üç zincir. Pipirik. Bir, iki, üç zincir. Üç tane pipirik yaptım. Üç tane pipirik yaptım. Fıstığımın boyutunda, bu alt fıstığımın boyutunda bir örümcek, çok uzun yapmayalım. Bir sonraki fıstık arasına geçtim. Tekrar bir fıstık yaptım. Topladım. Yine üç tane, yani üç zincir çekip üç tane pipirik yapıyorum. Tekrar örümcek. Bir sonraki fıstık arasına geçiyorum. Tekrar topladım. Bir, iki, üç zincir. Yine üç tane pipirik. Tekrar örümcek. Bir sonraki fıstık arasına geçiyorum. Evet arkadaşlar, bu sıramızı da sıra sonuna kadar bu şekilde tamamlayalım. Evet arkadaşlar, ben yeşil kenar oyasını tamamladım. Bu şekilde bitirdim. Hatta bu dilimlerimizin kenarını da yeşil zincirlerle geçtim. Zaman kaybetmemek adına. Şimdi size göstermek için 3 dilimin 4 dilimini bıraktım. Şimdi bu kısmın anlatımına geçeceğim. Sizler hemen bu kutu tekniğiyle yaptığımız değil, burada en üstte bir fıstık kalmıştı. Hemen onun bu sonuna, şu şekilde göstereyim. Sabitleyin ipinizi. Bindi. Tekrardan sabitlemiş sayın. Buraları yapmamış olarak görün. 4 veya 5 zincir çekiyorum. Siz arttırıp azaltabilirsiniz fıstığınızın boyutuna göre. Bir alt fıstığın
kenar kısmına sabitliyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Çok sıkı çekmeyelim. Bir alt fıstığın kenarına sabitliyorum. Fıstıkların kenarlarını dolaşıyoruz. 4 zincir, hemen şu şekilde göstereyim. Bir alt fıstığın boşluğuna 1, 2, 3, 4 zincir. Hemen bir altı. 1, 2, 3, 4 zincir. Tekrar aşağıya doğru iniyorum. Şu şekilde. 1, 2, 3, 4 zincir. Bir alt fıstığa. Şu şekilde. 1, 2, 3, 4. Bu şekilde fıstıklarımızın kenarlarını zincirlerle kapatıyoruz. Bir, iki, üç, dört zincir. En alt beyaza geldim. Tekrar dört zincir. Hemen bu zincirin üzerinden karşı dilime geçiyorum. İçeriden yukarı doğru şu şekilde. Şimdi yukarı çıkıyoruz. Diğer dilimin kenarına geçiyorum. Şu şekilde göstereyim. Bu kenarını tamamladık. Şimdi yukarıya çıkıyorum. İçe doğru bu şekilde. 1, 2, 3, 4 zincir. Bir sonraki fıstığın tepe noktasına 4 zincir. Bir üste geçiyorum. 4 zincir. Bir sonraki fıstığın 1, 2, 3, 4 zincir. Bu şekilde yukarıya doğru çıkıyoruz. Şöyle bir bakalım. Şimdi tekrardan bu zincirli kısımlarımıza geldik. Yine zincir çekerek yukarıya doğru devam edeceğiz. 1, 2, 3, 4 zincir. Bir yukarıya. 1, 2, 3, 4. En sonuncu fıstığımıza geldik. Kutu tekniğinin altını gördüğünüz gibi burayı kutu tekniğiyle gittik. En üstte bir fıstık bırakmıştık. Orası, oraya içeri doğru batıyorum bu şekilde. Tekrar 4 zincir. Bu fıstığın üzerinden karşıya bu şekilde. Kutu tekniği olan yerleri yeşil geçmiyoruz. Bir fıstık bırakmıştık en üstte bu zincirleri yaparken oraya kadar. Tekrar 4 zincir, başladığımız noktaya geldik. Tekrardan aşağıya doğru iniyoruz şimdi. 1, 2, 3, 4 zincir. Tekrardan devam ediyoruz. Bu şekilde bütün dilimlerimizin kenarını zincirlerle dolaşıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir. Evet arkadaşlar, şöyle göstereyim. Şu yapmış olduğum kısmı. Gördüğünüz gibi burası kutu tekniğine gittiğimiz yer. Onun
Diğer fıstıklı kısmı kenarlarına dönüyoruz. Bu kutu tekniğiyle yaptığımız yerleri hiç bir şey yapmıyoruz. Zincirle dolaşmıyoruz. Bu şekilde bütün fıstıklı kısımların baklava dilimi gibi olan yerlerin hepsinin kenarını zincirlerle dönelim. Ben de artık son şeklini göstereyim size tamamlayıp. Yapamazsanız videoyu geri alıp tekrardan bakarak örebilirsiniz. Evet arkadaşlar, modelimizi tamamladım. Son şeklini aldım. Oldukça güzel bir model oldu. Farklı bir model. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Örecek olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.